Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim ocakta iki renkli kek yapımı. Fırın kullanmadan çok güzel kek de yapabiliriz. Hemen yapmaya başlayayım. Önüme derince bir kabı aldım. İçerisine 3 adet yumurta ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker. Evimizdeki klasik bardaklardan. Yumurta ile şekeri açık sarı kıvam alana kadar çırpacağım. Yüksek devirde ortalama bir 3 dakika sürecektir. Yeterli. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt. Süt direkt dolaptan çıkartıp döküyoruz. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Vanilya elemeseniz de olur. Ben burada 2,5 su bardağı unu eledim. Ayarladım pardon. Şimdi eleyerek ilave edeceğim. Düşük devirde çırpıyorum ve sadece karışana kadar. Yeterli. Bu kadar yeterli. Çok fazla kabartma tozunu ilave ettikten sonra çırpmayın. Spatulayla karıştırayım. Kenarındaki kalan unlar da karışsın. Un koyduğum kaba yarısını boşaltıyorum. Onu kenara alayım. Buna da 1,5 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Daha rahat karışması için 1 yemek kaşığı sadece süt ilave ediyorum. Kakao girdiği için biraz daha rahat karışmasını sağlayacak. Ben böyle kalıp kullanacağım. Ama tamamen yuvarlak bir borcamda da yapabilirsiniz. Ben buna bol miktarda tereyağı sürdüm. Yani katı yağ sürebilirsiniz. Ben kullanmadığım için evde katı yağ yok bizde. Ondan dolayı ben bolca tereyağı ile buladım. İyice böyle kapansın. Ki çıkartınca sıkıntı yaşamayın. Şimdi bir beyaz bir kakaolu şeklinde dökeceğim. Hafif şöyle karıştırıyorum. Çok fazla olmadı. Buna uygun ancak bu tencereyi bulabildim. İçerisine oturtturuyorum. Öncelikle suyunu koyayım içine. Çok fazla su ilave etmiyorum. Sadece kalıbın yarısına gelecek kadar. Şöyle gayet iyi. Oturtturuyorum. Çok fazlasıyla da doldurmayın, taşar. Üzerine temiz bir bez örtüyorum ve kapağını kapatıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Önce şöyle orta ayara getireceğim. Ocağı ayarladıktan sonra tencereyi oturtuyorum. Şu bezler aşağıya inmesin, yakarsınız. Dikkat edin, hiçbir şekilde kenarlardan hava almasın. Şimdi kaynamaya başladığımı sesten anlarsınız zaten. Böyle fokur fokur kaynayacak. Ondan sonra altını en kısa alacağız. Ve 30 dakika boyunca ne açacağız ne de elleyeceğiz hiçbir şekilde. Süreyi çok iyi tutmanız gerekiyor. 30 dakika sonra bir bakacağım kürdanla. Piştiyse alacağım ama birazcık daha pişmesi gerekirse kapağını kapatıp devam edeceğim pişirmeye. Ama kaynadıktan sonra en kısa almayı lütfen unutmayın. Toplamda 30 dakika pişirdim. 30 dakikanın sonunda baktım birazcık daha pişmesi gerekiyordu. Bir 10-15 dakikadır daha kaynıyordu. Şimdi artık bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. Gayet güzel pişmiş. Bir kürdanla ya da benim gibi böyle bir bıçakla bakabilirsiniz. Gayet temiz. Artık altını kapatıyorum. Kapağını artık kapatmıyorum. Suyun içinden çıkaracağım. Kenara alacağım. Bir 15-20 dakika soğusun. Ondan sonra kalıptan çıkaracağım. Bu şekilde soğusun.
şişe şöyle ters çeviriyorum. Tekrar keki çeviriyorum. Üzerini arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben süslemeyeceğim. Bu şekilde bırakacağım keki. Bir dilim keseyim. Yumuşacık bir kek olmuş. İçi de gayet güzel pişmiş. Şöyle bir çatalla da yumuşaklığını göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.